Merhaba değerli arkadaşım. Noktanın doğruya olan uzaklığı ve iki doğru arasındaki uzaklık konusunun söylemesi zor ama alıştım artık. ÖSYM tarzı sorularına hoş geldik. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi buradan 5 tane soru bizi bekliyor ama güzel sorular. Böyle direkt noktanın doğru olan uzaklığını bulayım. Nokta doğru, doğrunun doğru olan uzaklığı bulayım olayı yok. İçinde biraz daha böyle karmaşa ve kaos var. Ama biz kaosların adamıyız. Kaoslar bizim işimiz. Onları çözmek bizim işimiz değil mi? Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hey canlı ve cap canlı derslere devam ediyoruz. Gelsin birinci sorumuz. Yani biliyorsun şekil özürlüyüm. Şekili önceden çiziyorum ama sana tek 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 anlatacağım. Hiç merak etme. Şimdi dik köşesi 5'e 2 olan bir ikiz kenar dik üçgen diyor. Tamam. Öncelikle şunu hatırlatalım. Muhteşem şu diye bir bağıntımız vardı. Neydi muhteşem şu? Hipotenüs ait kenar ortay. Hipotenüsün yarısıydı. Değil mi? Tamam. Bir de daki vardı değil mi? Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar ikiz kenar üçgende indirdiğimiz kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay oluyordu. Bunu da hatırlatmadan geçmek istemedim. Noktanın doğru olan uzaklığı zaten belli. Şimdi dik köşesi 5'e 2 olan ikiz kenar dik üçgenin. Tamam bu ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgenimiz bu şekilde çizdik. Ve bunun bir köşesi dik hipotenüsü gören kenar köşesi neymiş? 5'e 2'ymiş. Bu ikiz kenar dik üçgenmiş. Hay hay. Tamam. E, tamam sonuçta bu noktanın koordinatlarını düzlemde göstermek istiyorsak buradan aşağı dik indireceğiz değil mi? Evet buradan aşağı dik indirmek zorundayız. Diyor ki buna göre hipotenüs uzunluğunu bunu diyor. Şimdi ben buradan dik indiriyorum. İndirdiğim dik mi? İkiz kenarda indirdiğim dik mi? İk, e, kenar ortay değil mi? Kenar ortay. E, bu açıda 90 derece olursa kenar ortay o zaman ne olur? Muhteşem üçlü olmaz mı? Yani burası, burası ve burası. Şimdi tekrar ediyorum. İkiz kenar üçgende indirdiğim dikme Bir kere kenar ortaydır. Onunla beraber bu açı dik olduğu için indirdiğim dikme muhteşem 3'ten dolayı 3'ü de birbirlerine ne olduğu Değerli arkadaşım şeklinin orijinal halinde gösterildiği gibi birbirlerine eşit olacaktır. O zaman bizim bütün meselemiz bu noktanın bu doğruya olan uzaklık yani haşı bulmakta. Haş eşittir. Mutlak değer içerisinde 5'i ve 2'yi x ve y ye yerine yazıyoruz değil mi? 5 yazıyoruz. Buraya da 2 yazıyoruz. 5 çarpı 5 artı 12 çarpı 2 eksi 10 bölü kök içerisinde 5'in karesi artı 12'nin karesi. Şimdi devam ediyoruz. Ee, tamam 5 kere 5 25, ee, 24 daha 49, 39 geldi. Bölü 5, 12, 13'ten 13. Bu da eşittir. 3 birim çıktı. Hay hay. O zaman burası 3 ise burada 3 burada 3'tür ki hipotenüsü soruyor bize. 6 birim olarak bu şekilde bulunacaktır değerli arkadaşım. Geldik toplamda 6. bu bölümün ikinci sorusuna. Şimdi şekilim hazır. Yine köşelerinin koordinatları 1'e 3, eksi 1'e 1 ve 0'a 4 olan tamam 1'e 3, eksi 1'e 1 ve 0'a eksi 4 olan ABC üçgeninin BC kenara ait kenar ortayı kaç birimdir diyor. Kaç birimdir? Kaç birimdir söyle bana anladın mı sen bu meseleyi? Şimdi kenar ortay yani ait yükseklikten bahsediyor. Şundan bahsediyor. Bu nedir aslında? Bu, uzun, bu uzunluk nedir? Noktanın bu BC doğrusuna olan mesafesidir aslında değil mi? Ama bu ya olan uzaklığını bulmak istiyorsan sen bir kere BC'den geçen doğruyu bulmak zorundayız. BC'den geçen doğru. Doğru denklemini nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı -X, X X1. Ve eğimi nasıl buluyorduk? İki noktası bilinen eğimi, ordinatları farkı bölü abscisleri farkı. O zaman BC'nin önce eğimini bulalım. Demek ki sorumuzun kendisini çözebilmek için, yani bu yüksekliği bulabilmek için, buradan geçen doğrunun denklemini bulmak zorundayız öncelikle. Önce eğimi bulalım. Nedir eğimi? BC'den geçen eğim. Eksi 4 artı 1 bölü 0 artı 1. Bu da eşittir eksi 3 bölü 1'den eksi 3 oldu. Tamam. M'imiz eksi 3. O zaman gelelim noktalardan birisi C noktası. Bunu alalım. Olmaz mı? Olur. Yani bazen geç yazıyor. Yazmadığını zannedip tekrar yazınca çift taneli oluyor. 0 eksi 4. M'imiz de eksi 3 oldu. Hay hay yazalım. Y artı 4 eşittir. Eksi 3 çarpı x eksi 0. Tamam. Eksi 3x bu tarafa atarsak. 3x artı y artı 4 eşittir 0 oldu. Hay hay. Demek ki buradan geçen doğrumuzun denklemi ne olmuş? 3x artı y artı 4 eşittir 0 oldu değerli arkadaşım. Şimdi o zaman noktanın doğru yolun uzaklığını yani h'ı bulmak istiyorsak götürüp x gördüğümüz yere 1 y gördüğümüz yere de 3 yazalım. 3 kere 1'den 3 artı 3 artı 4 bölü kök içerisinde 1'in pardon evet kökün kök içerisinde x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı idi. O zaman 3'ün karesi artı 1'in karesi. Yani buradan 6 10 bölü kök 10 çıkacaktır. O da 10 kök 10 bölü 10 olur ki bunlar birbirini götürür. Bu da bize kök 10 olarak çıkacaktır. Kök 10 birim olarak bizden istenen uzunluk bulunacaktır. Yani sorumuzun Doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Devam ediyoruz. Y eşittir eksi 3 x doğrusu üzerinde bulunan y eşittir eksi 3 x yani y eşittir 3 x doğrusudur. Orijinden geçen bir doğrudur. Tamam biz bu doğruyu şöyle düşünecek olursak böyle düşündüğümüzü farz edelim ve y eşittir 5 doğrusu diyor. Tamam. Y eşittir 5 doğrusunu da çizelim. Y eşittir 5 doğrusunu çizdim. O da böyle geçtiğini düşünelim. Tamam. Diyor ki y eşittir 3x doğrusu üzerinde bulunan. Bulunan tamam hay hay. Ve diyor y eksi eşit, y 5 eşittir 0 yani y eşittir 5 doğrusu bu da. Y eşittir 5 doğrusuna uzaklığı 4 birim olan noktaların. Hmm, pardon uzaklığı 4 birim olan diyor değil mi? Uzaklığı 4 birim olan noktaların absitlerinden bahsediyor. Tamam. Şimdi bunun üzerinde bulunacak ve bu doğruya uzaklığı 4 birim olacak. İndirdim. Tamam. Şunu bir silelim. Uzaklığımız 4 birim oldu. Şimdi bu doğrunun üzerine bir nokta alırsak şayet bunun üzerine bir nokta alırsak bu ne doğrusu diye 3x doğrusu değil mi? O zaman apsisimiz yani buraya a noktası dersek x'e y'miz de 3x olacaktır. Şimdi böyle bir nokta olduğu gibi böyle bir şuradan bir nokta da alabiliriz. Belki buradan da uzaklığı 4 birim olabilir. Daha doğrusu dik çizmemiz lazım değil mi? Buradan da uzaklığı aynı şekilde 4 birim olan başka bir B noktası olabilir. Bu da X1'e 3X1 olmuş oldu. Tamam şimdi ben noktanın doğru olan uzaklığını kullanayım. Ama bu denklem nedir? 0X artı Y eksi 5 eşittir 0 diye düşüneceğiz. Ve biz burada noktanın doğru olan uzaklığını kullanırken X gördüğümüz yere hatta buna X demeyelim de o zaman X'ler e, karışmasın A'ya 3A diyelim. Değil mi? Yani x'ler karışmasın. A'ya 3A diyelim. Tamam. X gördüğümüz yere A, Y gördüğümüz yere 3A yazıyoruz. Tamam. O zaman A artı 3A eksi 5 tabii ki mutlak değer içerisinde bölü kök içerisinde 0'ın karesi artı Y'nin katsayısı 1'in karesi. Kaça eşitmiş? Uzaklık 4 birimmiş. Hay hay. Buradan 4A eksi 5 eşittir. Burası tabii ki 1 çıkıyor. 4 çıkıyor. Değil mi? uzaklığımız 4 çıkıyor. O zaman 4A-5 dedim ama yanlış bir şey yaptım mı? Oh, evet, evet 0x diyorduk değil mi? Çok özür, çok özür. A çarpı tamam 0. Başına 0 olacak. Yani bu yok. O zaman burası 3A olacak değil mi? Orada küçük bir işlem hatamız var. Tamam. Hemen düzelttik. 3A. Tamam. O zaman 3A-5 eşittir 4 ve 3A-5 eşittir eksi 4. Buradan 3A eşittir 9. A eşittir 3. Ve 3A eşittir x 1. A eşittir 1 bölü 3. Hay hay. Ne diyor? Apsislerin toplamından bahsediyor. Zaten bunlar apsislerimiz değil mi? Ordinatlarımız değil. 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak buradan ne gelir değerli arkadaşım? 10 bölü 3 mü geliyor? 3 artı 1 bölü 3 o da eşittir. 10 bölü 3 yapar ki bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneğini olduğunu bize gösterecektir. Geldik. Bu bölümün dördüncü sorusu, beşinci sorusu mu oluyor? Evet, bu bölümün üçü, dördüncü sorusu oluyor. Toplamda sekiz sorumuz. Evet, şimdi ne diyor? O A doğru parçasının Y X doğrusu üzerindeki dik iz düşüm. Aha! Nedir dik iz düşüm? Nedir değerli arkadaşın dik iz düşüm? Dik iz düşüm. Bu bir doğru olduğunu farz et. Bu doğrunun düzlem üzerine iz düşümü noktalar, uç noktalarından indirdiğimiz dikme sonucunda oluşan şekildir. Bak şimdi. Nasıl? Önce dikiz düşüm kavramını anlatayım ben sana şöyle kısaca. Ee, örneğin bu düzlem olsun. Şöyle bir doğru olsun. Bu doğrunun bu düzlem üzerindeki dikiz düşümü indiriyoruz. İşte şu mes şu şu mesafedir. Şurasıdır. Şu doğrudur. Yani bu doğrunun AB doğrusunun dikiz düşümü A üssü B üssü doğru parçasıdır. Doğru parçasının doğru parçasına dönüştüğü an yani dikiz düşümü budur. Şimdi o zaman diyor ki bize A noktasının y eşittir x doğrusu üzerindeki dikiz düşümü diyor. Hay hay. Şimdi bir kere ben buradan buraya bir dik indiriyorum buraya. Tamam. O zaman zaten başlangıç noktası burası. Şurası bizim dikiz düşüm uzunluğumuzdur. Yani buraya h diyelim. Bizden istenen uzunluk o h uzunluğu eşittir soru işareti. Değil mi? Yani burada bir dik üçgen bağıntısını kullanacak olursak dik üçgeni kullanırsak dik üçgenden bunu OH uzunluğunu bulabiliriz. O zaman değerli arkadaşım şöyle yapalım mı? bunun uzantısını bulalım. Karşı tarafı dikmeyin bu noktanın koordinatlarını kullanalım. Ne dersin? Burası 3 zaten apsisimiz Burası da 4. O zaman değil mi? Yani ordinatımız 4 olduğu için şu mesafemiz 4. O zaman 3, 4, 5'ten hipotenüsümüz 5 çıkar mı? Hay hay çıkacaktır. Yani şu mesafemiz 5 çıktı. Şimdi şu o AH uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Yani noktanın doğruya olan uzaklığını bulmaya çalışacağız nedir denklemimiz? x eksi g eşittir 0. Tamam. Noktanın doğru yolun uzaklığını bulalım. Yani ah uzunluğumuz eşittir. Şu mesafeyi bulmaya çalışıyoruz. Ee, noktalarımız 3'e 4. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 eksi 4 tabi sabit yok. Bölü kök içerisinde x'in katsayısı kat 1. Y'nin de katsayısı eksi 1. 1'in karesi 1. 1'in eksi 1'in karesi 1. Bu da ne oldu değerli arkadaşım? 1 bölü kök 2 oldu. Değil mi? Burası 1 bölü kök 2 oldu. O zaman burası 1 bölü kök 2 oldu. Tamam. Şimdi bu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayalım. Ne dersin? OH'ın karesi OH isteniyor ya. Artı 1 bölü kök 2'nin karesi eşittir 5'in karesi. O zaman OH'ın karesi artı 1 bölü 2 eşittir 25. Bunu bu tarafa atarsak 25'i çıkartırsak şayet 49 bölü 2 mi yapar? OH'ın karesi eşittir. 49 bölü 2'den. OH uzunluğumuz ne olur değerli arkadaşım? 7 bölü kök 2 olur. Bu da 7 kök 2 bölü 2 olur değil mi? Paydayı kökten kurtaracak olursak. 7 kök 2 bölü 2 olacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? E seçeneğidir. Geldik bu bölümün 5. ve toplamdaki 9. ve son sorumuza. Ne oldu ama? ABC'de bir dikdörtgen, AB doğru parçası. Tamam. ABC'de bir dikdörtgen, ABC'de bir dikdörtgen. Tamam. CD doğru parçası demiş. CD doğru parçası. Hay hay. Nedir CD doğru parçası değerli arkadaşım? İşte bu. CD doğru parçası. Dikdörtgenin ee, CD doğru parçası üzerinde X artı 2 eksi 8 doğrusu var mı? pardon AB doğru parçası düzeltiyorum. AB doğru parçasının üzerinde x artı 2 eksi 8 doğrusu var. CD doğru parçasının üzerinde de x artı 2 eksi 6 doğrusu var. Tamam. Buna göre AC doğru parçası x artı y tamam artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerindedir diyor AC. Tamam. Yani köşegen doğru parçası diyor. Bu da x artı y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerindeymiş. Hay hay. Bizden istenen şey AB uzunluğu. Yani e, dik kenarlarından birisi. Dikdörtgenin. He, he. Ne yapabiliriz? Şimdi şöyle soruyu bir anlamaya çalışalım istersen. Ne yapabiliriz? Şimdi ben diyorum ki e, şu noktayı, şu doğrular arasındaki uzaklığı bulabilir miyim? Şu doğrular arasındaki uzaklığı bulsam burası olur. Olur mu? Olur. İki doğru arasındaki uzaklığı bulsam yani şuraya A diyorum. A eşittir. Eksi 6 artı 8 bölü kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bu da e, 2 bölü kök 5 mi geliyor? Tamam. Öncelikle 2 bölü kök 5'i bulduk. Tamam. Şimdi diyorum ki değerli arkadaşım şu uzaklığı bulsak hipotenüsü yani C ve A noktalarını bularak C ve A noktalarını nasıl bulacağız? Örnek verin. İlk önce C'yi bulalım. C noktası için. C noktasından geçen doğrular x artı y artı 4 doğrusu ile x artı y artı 4 doğrusu ile eşittir 0 doğrusu ile e, ee, x artı 2y eksi 6 x artı 2y eksi 6 eşittir 0 doğrusu olacaktır. Bunları ortak çözelim. Hay hay bunları ortak çözelim. Şimdi ne diyoruz? Ee, birinci doğruyu eksi ile çarpar topladığımız zaman y eşittir 10 mu geliyor? Hı <laughs> hı. Y eşittir bir hatam yoksa 10 geliyor. Şimdi onu götürüp denklemde yerine yazarsak herhangi bir denklemde 10, 14 o zaman x'te eksi 14 geliyor. Tamam. O zaman c noktamızın koordinatları eksi 14'e 10 olarak bulunmuş olur. Hay hay. Şimdi devam edelim. Bu sefer D, a noktasının koordinatlarını bulalım. Ne dersin? Ee, yine doğrularımız e, renk değiştirelim. Renk değiştirelim e, ee, x artı y artı 4 eşittir 0 ile yani bu doğru ile tabandaki doğru x artı 2y eksi 8 eşittir 0 doğrusudur. Hay hay yine aynı şekilde ilk doğrumuzu eksi çarpar toplarsak y eşittir bu sefer ne çıkacaktır? E, ee, y'miz eşittir 12 çıkacaktır. Tabii ki y'yi 10 götürüp 12 yerine yazarsak 16 x de eksi 16 mı yapar? Tamam. O zaman A noktamızın koordinatları da eksi 16'ya 12 oldu. Şimdi AC'yi bulalım dolayısıyla. AC uzunluğunu bulalım. Nedir? Apsisleri farkının karesi yani eksi 16 eksi eksi 14 yani 2 kalıyor. 2'nin karesi 4 artı ordinatların farkının karesi 12'den 10 çıktı. 2, 2'nin karesi 4. Bu da ne yapar? 8, 2 kök 2 yapacaktır. Hay hay. O zaman burası 2 kök 2 oldu. Yani bizden istenen şurası x. X'i nasıl bulabiliriz? Yani şuraya da x diyelim. X'i bulmaya çalışıyoruz şimdi. O zaman dik üçgen oluşturalım. X'i bulmak istiyoruz. X kare artı 2 kök 5'in karesi. Eşittir. 2 iki kök 2'nin karesi. Şunu düzgün yazalım. Ee, eşittir. 2 iki kök 2'nin karesi. Şimdi 2 kök 5'in karesini alınca ne yaparız değerli arkadaşım? Şunu düzgün yazalım tamam. Ee, buradan x kare artı 4 bölü 5 eşittir 8. Tabi 8'den çıkartırsak 4 bölü 5'i çıkartırsak e, değil mi? 40 e, ne yapıyor 36 bölü 5 o da 6 x kare eşittir 36 bölü 5 mi yapıyor? Buradan x eşittir 6 bölü kök 5 o da eşittir. Işte 6 kök 5 bölü paydayı kökten kurtarsak 5 birim olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının, doğru yanıtının A seçeneği olduğunu gösterir ki bu da ÖSYM tarzı sorularının sonuna geldiğimiz anlamındadır. Değerli arkadaşım ÖSYM tarzı soruları da bu şekilde geride bıraktık. Sırada ne var? Konu pekiştirme 12 var. Konu pekiştirme 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.